Rav'a bakalım, Rav'ın linki var mı? Çok merak ettim lan. İki hafta önce. Bunu izlemedik mi lan biz? If you want insane deep, that this is all assets, that the controller be replaced with custom one, and they're going to be replacing them later. I want to see. Galiba duyduğuma göre oyun şöyle oluyormuş. Enis Kirazoğlu'ndan izle. Geçe geçe izleyeceğim. GTA 5 Vay arkadaş ya. Ulan GTA 5 ne büyük oyusun sen be kardeşim be. Yani çıkalı 6 sene oldu ama gazına oynayan yayıncı arkadaşları görmüşsünüzdür. Fakat GTRP'yi hayatınızda ilk kez duyuyorsanız kaba bir özette yapayım sizin için. GTRP aslında GTA 5'in bir modu diyebiliriz. İnsanların özel bir biliyorsunuz tamam. 10. Tamam. Dağlı olan bir plan değil. Çünkü kendisi yaşam alanı, bir hayat biçimi, bir fantezi dünyası bu rol. Oyunun ismi size tanıdık geldi mi bilmiyorum ama gelmediyse de problem değil. Çünkü kendisi geniş çevrelerce duyulmuş bir oyun değil. Yalan yok, ben de duymamıştım bu oyunun ismini. Geçtiğimiz günlerde izleyicimiz Barış Kılıç sağ olsun böyle bir oyun var abi bak istersen diye pastayınca bir araştırmaya koyulduk. Ve araştırmanın ardından gördüklerimiz bizi bayağı heyecanlandı. Abone modu açayım. E ben heyecanlanınca ne yaparım? Video çekerim. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Rav henüz yapım aşamasında olan bir oyun. Fakat yakın bir tarihte erken erişime açılmak için hazırlanıyor. Peki nedir bu oyunu heyecanla beklememize sebep neymiş olan abi? Şey? Kendisi bir MMORPG oyunu. Yani online bir rol yapma oyunu. 100-200 kişi arasında bir server'a giriyorsunuz ve bu server'da diğer insanlarla beraber oyunda vakit geçiriyorsunuz. Ne kadar basit değil mi anlatması? Değil. Oyunu özel kılan noktaları anlamamız için kendisinin deneyimini bir hayal etmemiz gerekiyor. Gelin isterseniz hep beraber bir hayal edelim. Bu oyunu oynarken neler yaşayabiliriz bunu bir hayal edelim. Diyelim ki oyun elimize ulaştı. Bir sunucuya girdik, ardından da bir karakter oluşturduk. Ve oyunun 400 kilometre kare olan adasına giriş maşallah. Yanlış duymadınız. 400 kilometre karelik bir alandan bahsediyorum. Oyunun haritası 400 kilometrelik bir alana 100 küsür kişi az ya. Devasa, kocaman. GTA 5'in haritası 81 kilometre kare. Oradan karşılaştırdım. Tabii haritanın büyük olması içinin güzel olduğu anlamına gelmiyor. Bunun ben de farkındayım. Fakat Rov'un da muntazam bir 200 kişi mi harita oynuyor? Yapmak gibi bir derdi yok. Çünkü oyunun asıl amacı haritanın içini sizin oluşturmanız. Bak şöyle bu çok güzel işte. Diyelim ki 200 kişinin olduğu bir server'a girdiniz. İlk defa giriyorsunuz bu server'a, sıfır server. Haritaya girdiğiniz zaman ilk fark edeceğiniz şey haritanın bomboş olması. Evet, harita bomboş. Sadece doğal güzellikleri var o kadar. Çöller, yeşillikler, topraklar o kadar. Ve bu bomboş haritada 200 kişinin arasından kendinize 10 tane arkadaş buldunuz. Bu 10 kişi toplaştınız ve bir şehir kurmaya karar verdiniz. Haritanın içini doldurmak istediniz. Fakat öncelikle bu şehir kurulmadan önce bir yetkili olması gerekiyor. O yüzden 10 kişi bir karara varıyorsunuz ve aranızdan birini kendinize vali seçiyorsunuz. Yani bayağı seçimle bir arkadaşınızı vali olarak göreve getiriyorsunuz. Bu vali görevini alan arkadaşımız da şehrin haritanın neresinde kurulacağına karar veriyor. Şehri kuracağınız yer önemli. Haritanın zengin kaynaklarla bezeli bir bölgesine kurmakta fayda var. Çünkü öyle havadan civadan demir ve benzeri malzemeler envanterinize gelmiyor. Önce şehrin kurulmasına katkı sağlayacak ham maddeleri çevreden toplamanız gerekiyor. Bu ham maddeleri topladıkça da ufak ufak inşaata başlayabiliyorsunuz. Şehri ufaktan kurduğunuza göre sırada yol yapmak var. Evet, yol yapmak. E taşımacılık gerek, diğer şehirlere gitmek yalnız gerek, irtibat gerek. Özellikle vali olarak bu tarz genel planlama işleri sizde. Sana diyorum vali, sende bu iş. Sadece yol işi de değil bu arada. Hastane, karakol ve benzeri kurumlar da vali olarak sizin talimatınızla kuruluyor. Eğer işinizi doğru düzgün yapamazsanız diğer oyuncular tarafından protesto edilebilir, hatta yerinizden bile olabilirsiniz ona göre. Tabii bu işin tek eğlencesi vali olmak değil. Sonuçta aranızda o kadar büyük işlerle ilgilenmek istemeyen, zevk almayan da olacaktır. Belki aranızdan biri polis olmak isteyecek, suçla savaşacak ya da belki illegal işlerle yolunu bulacak. Belki hırsızlık yapacak, belki kaçakçılık. Orası sizin tercihiniz. Aksiyondan uzak ve sakin bir hayat sürmek isteyenler için de tonla meslek mevcut. Gerçek hayatta bulabileceğiniz mesleklerin neredeyse pek çoğu oyunda yer alacak. Market açmaktan tutun da tır şoförlüğüne kadar gerçek hayattan görebileceğiniz meslekler oyunda var. ETS tarzı oyunların ne kadar sevildiğini düşünürseniz eğer Rov'un 400 km² alanında tır şoförü olmak, taşıma işleriyle uğraşmak falan bayağı eğlenceli bir hal alabilir. Düşünsene böyle tırına atlamışsın, malını alıyorsun, götürüyorsun, orada bir çay kahve içiyorsun, dönüyorsun sonra evine geçiyorsun falan filan, iş alıyorsun. Ha, olabilir, güzel olabilir. İşin para kazanma kısmı tabii ki bir meslek sahibi olmaktan geçiyor. Eğer illegal işlerle uğraşmıyorsanız. Fakat bir de kazanılan parayı harcama olayı var. Harcama kısmında tahmin edebileceğiniz gibi kıyafet, eşya, günlük malzemelerin yanı sıra arazi almak, ev yapmak gibi işlere de para harcayabiliyorsunuz. Tabii ev yapmak o kadar kolay değil. Önce yapmak istediğiniz eve göre bir malzeme siparişi vermeniz gerekiyor.
Evet, sipariş vermeniz gerekiyor. Artık o malzemeleri satan tanıdık bir arkadaş mı bulursunuz, ne yaparsınız bilemiyorum. Fakat malzeme siparişte yeterli değil. Çünkü siparişten sonra bir de o malzemelerin taşınması işi var. Artık nakliye içinde tanıdık bir arkadaş bulmak gerekebilir. Malzemeler geldikten sonra eve başlayabilir. Artık bu oyuna böyle sarıp, mesela böyle bir oyun çıkacaksa eğer, no life takılıyorsun. Gerçekte kendi evini temizlemeyi unutup burada ev temizliyorsun. Yani. Ama sipariş verilecek yer ve taşıma öncelikli. Tır ve tır şoförlüğünden bahsettik fakat oyunda pek çok farklı araç türü de yer alıyor. Misal son model bir araç sahibi olmak istiyorsunuz. Parayı da hayvan gibi kazandınız. Alacaksınız son model aracı, gezeceksiniz. Fakat o neresi? Oyunda alabileceğiniz bir son model araç yok. Neden yok? Çünkü henüz bulunduğunuz dünyada hiçbir oyuncu galeri açmamış. Araba satışı yapan bir galeri yok ortada. Evet, eğer oyun içerisinde gerçek bir oyuncu tarafından açılmış bir galeri yoksa basit araçların ötesine geçemiyorsunuz. Ama belki de fırsat budur. Belki de yatırımcı olarak galeriyi sizin açmanız gerekir. İyi fırsat. Ya da diyelim ki aracınızı aldınız. Güzelinden de akıyorsunuz yollarda. Fakat iş burada bitmiyor. Sadece araç almak yeterli değil. Aracınıza bindikçe aracınız eskiyor ve arıza verme problemi baş gösteriyor. Bu yüzden aracınıza bakım da yaptırmanız gerekiyor. Yani ustaya gideceğim, bakımını yaptıracağım. Artık... Abi çok kapsamlı oyun ya. Bu patlayabilir ha. Bu çıkmayabilir bu oyun. Tanıdık arkadaş mı bulursun usta bilmiyorum. Ulan hep tanıdıktan gidiyorum ha. Gerçek hayatta yapamadığım bir şey olduğu için oyunda bunun fantezisini kuruyorum. Tanıdık fantezisi. Düzenli bakımın yanı sıra benzin de aracın olmazsa olmazı. Bu yüzden oyuncuların kurduğu benzin istasyonlarından benzin almanız gerekiyor. Eğer hiçbir oyuncu benzin istasyonu kurmadıysa, ki kesin kurarlar, garantili yatırım. Gidin valiye şikayet edin vallahi. Yapsın abi, teşvik falan yapsın, oyuncular gelsin oraya bir benzin istasyonu kursun yani. Sonuçta şehrin problemi, valinin problemi. 130 bin dolar mı toplamışlar? Yaptınız, temiz bir hayat sürmeyi tercih ettiniz, para da kazanıyorsunuz, her şey güzel. Aa, o da ne? Vergi. Evet, vergi. Vergi vermeniz gerekiyor. Yaşadığınız şehrin masrafları, yollar, hastaneler, hapishaneler, karakollar, elektrik direkleri vesaire vesaire. Hacı siz bunlar nasıl kuruluyor sanıyorsunuz? Tabii ki de sizin vergilerinizle kuruluyor. Peki ne kadar vergi vermeniz gerekiyor? İşte orası sevgili valiye kalmış. Vergi. Ya amına koyduğum valisi boktan bir herifse sıçtık o zaman yani. Miktarı tamamen vali tarafından belirleniyor. Bir sonraki seçimde tekrar başa gelmek istiyorsa vergi miktarını anormal uçurmaması lehine olacaktır. Mal mülk sahibiyseniz eğer bir çekincenizde büyük ihtimalle hırsızlık olayları olacaktır. Oyunun bu kadar gerçekçi olması sıkmaz mı demiş. Beni sıkmaz mesela. Fakat hırsızlık olayları için kişisel önlem alma şansınız olur. Ama ciddi vakit harcaman lazım. Silah barındırmanın dışında güvenlik sistemleri de kurabileceksiniz eve. Tabii şehri etkileyebilecek herhangi bir suç için vali de boş durmayacak. Karakolu kurup bırakmayacak öyle ortada. Karakolu geliştirmesi için yanındaki insanlara emir verecek. O emri alan insanlar, yani diğer gerçek oyuncular da karakolu geliştirecekler. İşe daha fazla insan alacaklar, mermi mühimmatı eksik etmeyecekler, parayı iyi kullanıp zırhlı araçlar getirecekler. Yani gelişim durmayacak, devam edecek. Öyle ben 100 mermi aldım, 10 tane gerçek oyuncu buldum polis olsun diye yetmez. O polisler ne yapacak, maaşları nasıl verilecek, bilmem nesi nasıl yapılacak, mühimmatları ne olacak, silahları ne olacak, hangi araçlara binecekler falan. Karakolun yetkilisi kimse, o bakacak bu işlere. Sorumluluk. İşte sevgili oyunumuz Rogue kabaca bu. Misal düşünsenize bir oyunda server'a girdiniz abi ama server kurulmuş bir server, yani çoktan faaliyette olan bir server. İçerisinde de 5 tane şehir barındırıyor. Yani 5 farklı vali var. Ticaret yolları var, düzen kurulmuş, gelişmiş. Sizse çömezsiniz, daha yeni girmişsiniz. Cebinizde de 5 kuruş para yok. Bir şehre giriyorsunuz iş bulma umuduyla ama kimse yüzünüze bakmıyor. İtiyorlar sizi, örseliyorlar, siniyorsunuz, titriyorsunuz, sonrasında dalıyorsunuz bir gece marketin tekine. Taşla sopayla marketi soyuyorsunuz, kazandığınız parayla kendinize bir silah alıyorsunuz. Kafayı bozdunuz. Aldığınız silahla da bir deponun kasasını soyuyorsunuz. Fakat o da ne? Alarm sistemleri kurulmuş, polisler yola çıkmış. Deponun çıkışında bir anda faka basıyorsunuz. Çatışmaya da girmek istemediğiniz için de teslim oluyorsunuz. Paşa paşa hapishanenin yolunu tutuyorsunuz. Hapishanede geçirdiğiniz birkaç zor zamanın ardından bir çeteye dahil oluyorsunuz. Dışarıda büyük operasyonlar yapan bu çete sizi hapis süreniz bittikten sonra şeye girdi artık. Organizasyonu davet ediyor. Büyük uyuşturucu ticareti dönen bu çetenin içerisinde kendinize yer yapmaya başlıyorsunuz. İnsan öldürmeye, para kazanmaya, lüks evlerde yaşamaya başlıyorsunuz. Her şey tam istediğiniz gibi gidiyor. Harika gidiyor. Ya da öte yandan şehre yeni gelen başka bir kişisiniz. İlan görüyorsunuz bir tane. İlanda polis karakolunda eksik olduğu yazıyor. Gidiyorsunuz ve karakola başvuruyorsunuz. İşe de alınıyorsunuz. Birkaç çömezlik görevinin ardından karakolda basamakları teker teker çıkıyorsunuz. Başınızdaki insan sizi yükseltiyor. Dedektif oluyorsunuz. Vali tarafından verilen özel operasyonlara gönderiliyorsunuz. Oy, oyun yordu ha. Yani bana biraz... Tamam, çok güzel düşüncesi falan. Tam kafamızdaki... Hayalimizdeki RP ortamı oluşabilir. Ama yani biraz hayal gibi be. Oyun yapım aşamasıydı ama iptal oldu. Nereden biliyorum bunu, iptal oldu. Çıkarsa ya bu çok, oğlum bir kere buglara ve glitchlere gel oyunu bu yani.
Mesela bak her şey vali üzerine kurulmuş. O vali patlarsa ne oluyor onu merak ettim. Hayal etmesi güzel. Ya bizim mesela benim çocukluk hayalim hep şeydi. Ultima oynadığımız dönemlerde. Ulan bir oyun çıksın. Böyle tamamen gerçek dünyanın haritası entegre edilsin. Yani ben atıyorum Caddebostan'da bir sokakta oturuyorsam gerçekten oraya gidip o evi görebileyim. Sallıyorum şu hayal bu yani sonuçta. Ve orada bu anlattığı şeyleri yaşayalım. Gerçek hayatı yaşayalım orada gibi böyle aptal aptal hayaller kuruyorduk. Diyorduk ya amına koyayım ne öyle orada falan yapıyorduk da. Al bak 30 sene geçti üstünden hala tık yok. Onun filmim var. Aynı filmi lan. Arcade için de böyle hype'lanmıştı herkes. Sonra tırt çıktı ya. Arcade ben 6 ay falan oynadım. Pay to win ya oyun direkt. Oturup böyle bütün tarlayı alasım geliyordu. Pay to win yani. Hep bir engel çıkıyordu. Hile dizisi. Bilmiyorum. Oyunun konsepti, anlatımı çok güzel. Çıkarsa ve gerçekten kusursuz olursa ki çok zor kusursuz olması. Niye olmasın yani? Da böyle bir yani alfa görüntüleri tabii alfa ya çok da bir şey demek istemiyorum. Ben açarım bir çiğ köfteci ya da çorbacı mis gibi iş. 3 ay sonra Enis Kiraz oldu. 120 bin para toplayıp oyuncuları kandıran firma. Küçük bir firma bağımsız bir oyun yapar. Merhabalar amına koyayım. Herkes umutsuz bu arada. Abi görüntüler render oyun içi görüntü değil. Onlar bu oyunun %90'ı. Ha. Efe mi geldi? Yok lan bu bizim Efe değil ya. Partnerliği yok mu oğlum? Döndün mü lan İstanbul'a? Sen bizim Efe'ysen. Çıkarsa güzel olur. Bakalım abi göreceğiz. Lan bizim Efe'ymiş dur. Efe Uygacı. Şimdi diğer rozetimi aldım.